Arkadaşlar, şimdi size yüzme sporunun bir stili olan serbest stil yüzmeden bahsedeceğim. Serbest stil yüzmede esas olan nokta vücudumun gergin bir yapıya sahip olarak suyun üzerinde ilerlemeye çalışmamdır. Yani bacaklarım kalçadan itibaren gergin bir pozisyon alarak ayak parmak uçlarım tamamen ileriyi gösterecek şekilde tek tek suya yavaş değil hızlı vurmak suretiyle ayaklarımı çırparak suda ilerlemem gerekiyor. Bacaklarımı çırparken de kollarım başımın yan tarafında, iki elim üst üste gergin bir şekilde ileriyi gösterirken sağ, sol ve sağ olarak kulacımı atarken nefesimi yandan almam gerekiyor. Yani nasıl? Bacaklarımı çırpıyorum. Başım kollarımın arasında. Sağ 1, sol 2, sağ 3. Nefes aldım ve girdim suya. Tekrar sol 1, sağ 2 ve sol 3. Nefes aldım ve girdim suya. Serbest stil yüzme, yüzmenin en keyifli stillerinden biridir aslında. Hemen hemen bunu herkes yapabilir. Sade ve sadece kendine güven. Suyun üzerinde durmaya dair korkularının olmaması gerekir. Bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın. Evde kalın. Buraların güzellikleri hoş geldiniz. Size daha önce yüzme sporunun serbest stil yüzme tarzını anlatmıştım. Bu dersimizde size yüzme sporunun sırt üstü stilinden bahsedeceğim. Bundan önce size her zaman söylüyorum, okulumuzda çok güzel bir nimet, çok güzel bir havuzumuz var. Bunu kullanmanız konusunda size her zaman ufak ufak böyle söylentilerde bulunuyorum ama okul açıldığı zaman lütfen bu söylentileri biraz dikkate alalım. Yüzme sporu gerçekten vücudumuzun çok aktif olarak çalıştığı bir spor branşı. Ben hepinizin yüzme sporuyla ilgilenmesini gerçekten çok istiyorum. Gelelim konumuza. Sırt üstü yüzme nedir? Sırt üstü yüzmede önemli olan nokta kendini sırt üstü suyun üzerine bıraktığın zaman suyun üzerinde kalabilmek. Suyun üzerinde kalabilmen için de vücudunu sıkmaman gerekiyor. Vücudumu sıktığım zaman su beni direkt içine doğru çekiyor. Sırt üstü yatağa yatarcasına kendimi suyun üzerine bırakıyorum. Bacaklarımın vuruşunu gergin bir şekilde yaparsam vücudumu kasarım. Serbest bir şekilde bacak vuruşlarımı yaparken, kollarımı da kulaca hazırlarken, elimin avuç içi bedenime doğruyken, dışarı çıktığında avuç içim dışarıyı gösterirken, tekrar kulacımı bitirdiğimde avuç içim bedenime dönük oluyor. Yani çevirdim ve getirdim. Çevirdim ve getirdim. Aslında çok kolay, en kolay stillerden biri sırt üstü yüzmedir. Burada önemli olan noktalardan biri de başımı sıkmamam. Eğer başımı sıkıp da omuzlarıma doğru çekersem bedenim kendini kitlemeye çeker ve tekrar su seni suyun içine çeker. Ama başını serbest bırakıp geriye doğru yatırıp gözlerinle en arka noktayı görecek şekilde kafan geride olursa ve vücudun serbest olursa su seni hiçbir zaman kendi içine çekmez. Aksine su seni yukarıda tutar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın. Evde kalın. Arkadaşlar merhaba. Bu dersimizde size su topundan bahsedeceğim. Su topu nedir? Kaç kişiyle oynanır? Havuzun derinliği nedir? Havuzun uzunluğu nedir? Topun ağırlığı nedir? Kısaca bunlar hakkında bilgi vereceğim. Su topu 7'şer kişilik iki takım halinde oynanan bir spor branşıdır. Havuzun uzunluğu 33 metre, genişliği ise 20 metredir. Havuzun derinliği ise 1,90 ila 2 metre arasındadır. Kalenin uzunluğu 3 metre, genişliği ise 90 santimdir. Topumuzun ağırlığı 450 gram, çapı ise 71 santimdir. Top sarı ve yüzeyi pürüzlerle kaplı bir yapıya sahiptir. Pürüzlü olmasının sebebi topun elden kaymasını engellemektir. Oyun hakemin düdük çalmasıyla topu havuzun ortasına atmasıyla başlar. Topa
İlk ulaşan takım hücum hakkına sahiptir. Her takımın 30 saniye hücum yapma süresi vardır. Oyun başlamadan önce her iki takım da kendi kale çizgileri üzerinde kalelerinden 1 metre uzaklıkta yan yana olmak suretiyle sıraya geçerler. Her iki takım da bone kullanmak zorundadır. Takımlardan biri mavi bone, diğer takım ise beyaz bone kullanır. Hiçbir oyuncu topu iki eliyle tutamaz, yumruk atamaz ve suyun altında topu tutamaz. İki elle topu tutma hakkı sadece ve sadece kaleciye aittir. Topu oyunda nasıl süreceğim? Elimi alıp da tek kollu kulaç mı atacağım? Hayır. Topu iki kolumun arasına alıp boynumun da yardımıyla topu tutarak, kulaçlarımı atarak topu oyunda sürdüreceğim. Su topu 7'şer dakikalık 4 periyot halinde oynanır. Periyotlar arası 2'şer dakika mola hakkı vardır. Diyelim ki periyotlarda beraberlik söz konusu. Bu durumda ne yapıyoruz? 3'er dakikalık 2 uzatma devresi oynuyoruz. Bu uzatma devresinde de eşitlik bozulmadıysa altın gole gidiliyor. Yani altın gol nedir? Herhangi bir takımın tekrar bir gol atana kadar oyunun devam etmesi demektir. Bu dersimiz bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın. Evde kalın.